Günaydın. Dün açıklanan GDP ve revizyonlarından sonra önce satıcılı bir seans, ardından da Nasdaq'ın artı kapattığı bir seans gördük. Sabah oldukça yoğun, detaylı bir şekilde değindim GDP'ye ama tekrar söylemekte fayda var. Önemli bir veriydi. Birkaç açıdan içinde bir bilgi vardı. Birincisi tabii ki beklentinin altında geldi büyüme rakamı ikinci çeyrek için ama önceki çeyrekte çok belirgin bir revizyon olması nedeniyle iki çeyrek veya ilk yarı olarak baktığımızda iyi bir veri geldiğini söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Aynı zamanda fiyat endekslerine de baktığımızda oldukça iyi bir performans olduğunu görüyoruz. Şunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Amerika'da artık %2 ve 2'nin hemen üstü seviyeler normal seviyeler diye bakmak lazım. Şimdi revizyonlara baktığımızda 2012-2014 aralığındaki revizyonun aşağıya doğru, 2'nin hemen üzerine doğru olduğunu görüyoruz. Ama aynı dönemde işsizliğin hareketine baktığımızda artık doğal işsizlik seviyesine doğru bir geri çekilme olduğu gözüküyor. Dolayısıyla Amerika şu büyüme temposu ile işsizliği normal seviyelere geri çekmeyi başardı. Dolayısıyla da çok büyük bir ihtimalle artık gerçekten ciddi bir bozulma olmazsa Eylül ayında zaten faizlerin yukarıya doğru hareketinin başlaması gerekir diye düşünüyorum. Dün de paylaşmıştım burada. Tabii bu çok derin bir analiz değil, sadece görsel olarak çarpıcı olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum. Baktığımız zaman aslında faizleri Fed biraz olması gerekenden daha uzun bir süredir sıfırda tutuyor diyebiliriz. Yani normal ortalama artık diyebileceğimiz dönemdeyiz. Tabii ki 90'lar döneminde değiliz ama gördüğünüz üzere artık doğal seviyelere gelmiş durumdayız ve haddinden fazla sıfırda duran bir enflasyon var. Verinin detayına baktığımızda iki tane önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Daha uzun vadeli değerlendirdiğimizde. Birincisi verimlilik rakamlarında ya bu kadar kötü geliyor ve düşük geliyor, acaba bir terslik mi var derken terslik yok. Verimlilikte bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta bunu mailde paylaşmıştım. İş gücündeki gelişmelere de bakarsak zaten %2-2,5'un normal seviyeler olduğunu söylememiz mümkün. İkincisi, bundan önceki yıllarda hani hatırlarsanız borçlanma tavanı üzerinden verilen kavgalar vardı. Kamu tasarrufa gitsin gitmesin. O dönemde de alınan tasarruf önlemlerinin zannedildiğinden çok daha daraltıcı etkileri olduğunu da sabahki mailde rakamlarıyla paylaşmıştım. Son olarak şunu söylemek lazım. Yani dünkü rakamlardan çıkardığımız nedir? Bundan sonra nasıl ki büyümede yeni bir denge seviyesi var. Yani eskiden 4'lerden konuşuyorduk. Şimdi 2'lerin normal olmasından konuşuyoruz. Fed faizleri açısından da baktığımızda eskiden 4'ler 3.75'ler olan denge faizleri terminal rate bundan sonra çok daha düşük seviyelerden olacak. Dolayısıyla Fed faizlerinin artışı Eylül olur, Aralık olur fark etmez. Şu an için Eylül gözüküyor ama başlamasına rağmen biteceği dönem çok daha yakın bir dönem ve çok daha düşük bir seviye olacak. Bunu da göz önünde tutmak lazım diye düşünüyorum. Hemen bugüne dönersek bugün benim en fazla önem verdiğim veri Employment Cost Index olacak. Buradaki 3 aylık ortalamaya baktığımızda da yukarıya doğru bir hareket var. Bu hareketin devam ediyor olması, daha geniş bir gösterge olması açısından Fed'in kararına da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Japonya tarafında gelen enflasyon verisi vardı. Çekirdek tarafında biraz daha iyi bir resim görüyoruz. Petrolün etkisinin çıktığı ama burada da Abenomics'in çalışmadığı hala gözüküyor. Bundan sonra da çalışacağını zannetmiyorum. Elbette Boj alım yapsın vesaire beklentileri yine artacaktır, yapacaktır da ama çok fazla bir şey fark etmez. Orada da hem ekonominin dinamikleri hem de demografinin baskısı Abenomics'in başarılı olmasını çok fazla sağlayacak bir durumda değil. Zaten tüketim kalemine de baktığımızda problemli olduğunu görmeye devam ediyoruz. Borsalara hemen bir göz atalım. Çin tarafında %1'lik bir eksiyle kapanış var. Burada margin seviyesi azaldıkça Çin'de de 3.200'lere doğru bir geri çekilme olacaktır. Amerika'daki kapanış üzerinden değerlendirirsek kapanışın kuvvetli olduğunu söylemek mümkün. Şu an için
200 günlükten de uzaklaşıyoruz. 50 günlüğün üzerindeyiz. Dow Jones tarafına baktığımızda ise 200 günlükte hemen hareket ediyoruz. Nasdaq tarafı yine 50 günlüğün üzerinde ve son olarak Russell'a da baktığımızda görüyorsunuz 2 günlüğün üzerinde 50'nin de altındayız. Ben hala aşağıya doğru bir dönüşün önümüzdeki 2 aylık dönemde sert bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Yani faiz artışı dün itibariyle biraz değişmiş olabilir ama ağırlıklı olarak 2016 ve Aralık üzerine yoğunlaşmıştı. Biraz daha realiteye dönmesiyle Amerika'nın, tabii iyi veriler gelirse eğer, biraz daha Amerika'ya dönmesiyle satışlar artacaktır ve sert bir geri çekilme olması ihtimalinin yükselmiş olduğunu düşünüyorum. Ama şu an için tabii 200 günlük ortalamaların önce kırıldığını görmemiz gerekiyor. Euro tarafına dönelim. Bugün Euro bölgesinden de gelecek olan veriler var. Tabi gerek CPI tarafında gerekse işsizliğin seyri açısından bunlar önemli olacaktır. Ama Euro tarafında dün gelen veriyle beraber bir gevşeme olmaya başladığını gördük. 10.50'nin üzerinde fazla tutunamıyoruz. Burada tabi benim kenarda olmamı sağlayan şey daha önce de söylediğim gibi opsiyonların alım tarafında olması. Ama net bir şekilde spreadinde artık dolar lehine hareket etmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada çok da uzun süre artık bekleme niyetinde değilim. 1.0820'ler civarında bir kırılma gelirse, şurada görüyorsunuz spread net bir şekilde artık dolar lehine hareket ediyor. Euro tarafında da daha yukarı bir tepki beklemekten artık vazgeçmek zorunda kalacağım diye düşünüyorum. Kanada dolarını biliyorsunuz takip ediyorum. Hala da bakıyorum burada fırsat olacağı düşüncesindeyim. Diğer para birimlerine oranla, pardon, hala kritik seviyelerin etrafında dolaşıyoruz. Şurada gördüğümüz 30'lar, bar chart olarak da baktığımızda 30-30'lar civarının net bir şekilde kırılması durumunda hareket daha da yukarıya doğru devam edecektir. Tabii burada şu senaryoda olabilir. Burasının aşılamaması sonucu aşağıya doğru gelmesi, çünkü önemli bir bölge burası dönüp baktığımızda. Ama ben şimdilik aşılacağı beklentisiyle tetiği çekmek üzere bekliyorum. Tabii buradaki gerek veri açıklamaları gerekse belli bir ölçüde petrolün gidişatı da önemli olacak. Dolayısıyla bugün 3.5'daki büyüme verisini Amerika'da olduğu gibi takip etmemiz gerekiyor. Gelelim metaller tarafına. Metaller tarafında 85 desteğinin dün çalıştığını gördük ama tepkinin de beklediğimden, yani geçen cuma gelen tepkiden çok daha zayıf kaldığını görüyoruz. Geçen hafta hızlı bir şekilde bir dip yaptıktan sonra şurada görüyorsunuz yukarıya doğru dönüş olmuştu ama bu dönüşün peşinden alıcı çok fazla gelmediğini görüyoruz. Aylık bazda hemen bakalım bir. Aylık bazda da baktığımızda 1140 veya şöyle gösterirsem 43 veya 40 artık yuvarlarsak seviyesindeki kırılmanın ne kadar önemli olduğunu aslında görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş 1033'e doğru arada muhakkak konuşulan destekler var. Şurada 1033-1045 seviyeleri şurada gördüğümüz ilk destek olacaktır ve 85'in altında bir kapanışta buraya Ağustos ayında çok hızlı bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Aslında 85 altı bir kapanış 1000'in altına doğru kapının açılması anlamına gelecektir. Dolayısıyla yakından takip edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda diğer unsurlarda da altın hisselerine baktığımızda çözülmenin aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Gümüşe baktığımızda orada biraz daha resim iyi ama maalesef istenen tepki hala gelmiş değil. O nedenle de altında 1185'in altı, pardon 1085'in altında bir kapanışta yukarı tepki beklentimi biraz ortadan kaldırmak veya bir süre için masanın üzerinden indirmek gerekecek diye düşünüyorum. Petrol tarafına da hemen bir bakarak
bitirelim. Yukarıya doğru önceki günkü mailimde bir tepki olacağını söylemiştim. Tabii oradaki beklentimizin kaynağında biraz da Brent'teki durum söz konusuydu. Görüyorsunuz Brent burada sağlam demeyeyim ama önceki dibinde tutunmaya çalışıyor. Tabii o gün yine diğer vadelerde, daha doğrusu Körvün durumundan da bahsetmiştim. Körvün durumu baskının hala sürdüğünü gösteriyor. Görüyorsunuz önceki aslında dibin altındayız. İlerideki vadelerde. Dolayısıyla petroldeki baskının da aşağı yönlü devam edeceğini söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Petrolde tabii sadece üretimden kaynaklanan veya tüketim verilerinden kaynaklanan bir baskı yok. Bu baskının temelinde doların da kuvvetlenmesi var. Dolayısıyla şuradan koyarsak eğer önceki gün gelen tepki hareketi önemli bir yerde bitti ki bu benim altında da benzer bir tepki beklentimdi. Yani 1140'lara doğru bir hareketten sonra aşağıya. Burada bir tepki geldiğini görüyoruz. Şimdi aşağıya doğru bir hareket başladı mı onu görmemiz önemli olacak. Çünkü başladıysa kılık artı seviyelerinde kırılarak 40'lara doğru geri çekilmenin devam etmesi gerekiyor. Gerek altında gerek diğer varlıklarda bakır vesaire de buna dahil dolar kuvvetlenmesinin ben tam hareketini görmediğimizi düşündüğüm için, yani bundan sonra bir parti daha çok büyük bir dolar rallisi görmeyi beklediğim için hepsinde aşağı yönlü kuvvetli bir hareket daha olacağını düşünüyorum. Eğer gerçekleşirse bunun üzerinden ana hedefleri veya olası dipleri ileride tartışırız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.